كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Büyük hadis imamlarından birisi olan Ahmed bin Harb rahimehumullah şöyle demiştir. Arkadaşlar iyi dinleyin, bakın acayip bir mevzu var. 50 yıl boyunca Allah'a kulluk ettim diyor. 3 şeyi terk edinceye dek ibadetten lezzet alamadım. Allah Allah. Bak Allah dostu ne diyor? 3 şeyi terk edinceye dek ibadetten lezzet alamadım diyor. İbadet yapıyorum ama keyif alamıyorum diyor. Bak neymiş o? 1. İnsanların rızasını, yani insanlar ne diyecek endişesini terk ettim. Ta ki bu sayede hakkı söylemeye güç yetirebildim. Bizim en büyük belamız bu. O ne der, bu ne der, şu ne der. Ben böyle yapacağım, aman bu ne diyecek. Ben şöyle yapacağım, aman ne diyecek. İşte ya filanca böyle der, aman falanca böyle der. Aman nasıl yapacağız, aman şöyle. Ya arkadaş yapmayın. Biz desinler, görsünler için bir hayat yaşarsak sonumuz cehennemden öteye gitmez. Bırakın insanları ya. İnsanların zaten başka derdi yok. Hep başkasının kusurunu arar. Hep başkasının, ya şuna bak şöyle yapmış, buna bak. Ya takma sen onu. İnsanlar ne derdi yaşarsan gerçekten bir adım ileri gidemezsin. Bak Rabbim ne diyor bana. Bak böyle yapmış Allah dostu. 2. Fasık günahkar kimselerle arkadaşlık etmeyi terk ettim. Ta ki bu sayede salih kimselerle arkadaşlık etme imkanı buldum. Arkadaşlar bu bizim en büyük başımızın belalarından biridir. Bu fasık arkadaşlar. Yani fasık demek ne demek arkadaşlar? Günahı açıktan işleyen, günahkar, hiç problem yok. Akşam içmeye gidiyoruz, akşam eğlenceye gidiyoruz, akşam gece kulübüne gidiyoruz. Yani adam günahını sanki normal, yani ben su içmeye gidiyorum der gibi meyhaneye gidiyorum diyor. Fasık günahkar arkadaşlar. Bu yoldaşlar adamı cehenneme götürür. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde o kadar çok mesele var ki bu arkadaşlık alakasında. Yahu arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Daha bitti ya. Kişi arkadaşının dini üzeridir. Kimi dost ediniyorsan Allah Celle Celaluhu seni onunla beraber haşredecek ya. Bugün kendine Müslümanım diyen kafirin dostu olmuş be. Arkadaşlar çok üzücü meseleler var. Bugün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yattığı toprakta, o Arabistan'da cadılar bayramı yapmışlar ya. Gördünüz mü arkadaşlar fotoğrafları, videoları? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o mübarek ruhuna bunlar eziyet ediyor be. Ya Amerika'nın tasmasını takmışlar boyunlarına. Amerika ne derse onu yapıyorlar be. Geçen birkaç önce konser verdiler. Medine'de miydi? Neredeydi? Bir kimin eli kimin cebinde belli. Şimdi de kalkmışlar Arabistan'da cadılar bayramı kutluyorlar. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Bu Arabistan'ın başına gelecek bir bela var. Bunların başına gelecek bir bela var. Ama işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o mübarek bedeni orada olmasa, o beden o toprağa şeref vermese Rabbim orayı ters çevirir be. Nedir cadılar bayramı be? Kafayı mı yediniz siz be? Ya bu kadar kafir özentisi olur mu ya? Hadi konser verdin, Allah sana akıl fikir versin. La cadılar bayramı nedir ya? Üzerinde kisve var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kıyafetiyle geziyor. Suratına asmış bir tane canavar resmi koymuş suratına. Elinde de bilmem saçma sapan şeyler ya. Ah. Bugün haberlerde vardı. Güney Kore'de mi? Güney Kore'de herhalde. Cadılar bayramı kutlarken 150 kişi ölmüş. Ölü sayısı da artıyormuş. Allah'ım ya Rabbim. Ya hayır gelmez. Cadılar bayramı nedir arkadaş ya? Müslümanın iki bayramı vardır. Ramazan, kurban. Başka bayram yoktur Müslümana. Rabbim Celle Celal iki bayram vermiş zaten. Yiyin için, gezin tozun diye. İki bayramımız var. Senin ne işin var cadılar bayramında? Senin ne işin var bilmem ne ya. Vallahi bu Arabistan'ın başına gelecek bir bela var da işte. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hatırı var ya. Rabbim Celle Celaluhu işte onun hatırına, yani başka bir şey yok. Başka bir açıklaması yok. Onun hatırına bir şey yapmıyor. Gerçi fark etmez kardeşim ne olursa olsun. Ya bir Müslüman beldede bu yapılacak iş mi be kardeşim ya? Allah için ya. Bak ne diyor Allah dostu? Günahkar kimselerle arkadaşlık yapmayı terk ettim diyor. Bu sayede diyor salih arkadaşlar etme imkanım oldu. Sen kalkarsan Amerikan kıyafeti giyersen, bilmem konser yaparsan, cadılar bayramı yaparsan Rabbim Celle Celaluhu sizi daha çok bozmaz mı? Bozar. Daha da kötüye gidecek Arabistan. Daha da kötüleşecek. Hayır beklemesinler bu saatten sonra. Özentilik adamın başına bela getirir. Başka hiçbir şey getirmez. Bir de Amerikan özentisiysen komple yuvalanırsın arkadaş.
Rabbim muhafaza eylesin. Amin. Evet. 3. Dünyanın tatlılığını terk ettim ta ki bu sayede ahiretin tatlılığını buldum. Estaizu billahi bismillah. Bel tu'thirunel hayate dunya vel ahiretu hayrun ve ebeqa. Defalarca okuduk bu ayeti ama kafaya girmiyor. Allah Celle Celaluhu, siz geçici olan dünya hayatını tercih ediyorsunuz diyor ya. Ahiret daha kalıcıdır, daha ebedidir, daha güzeldir diyor Rabbimiz. Ama bizim işimiz gücümüz varsa dünya, yoksa dünya, yemek, içmek, gezmek, tozmak, ahiret yok mu? Bak ne diyor Allah dostu, dünyayı terk ettim, ahiretin tadına vardım diyor. Ahiretin tadı ne demek arkadaşlar biliyor musun? Bir huzurdur, huzur. Manevi bir huzurdur ya. İnsanın kalbinde serinlik olur, ferahlık olur, güzellik olur. Sen dünyayı tercih edersen, oh daraldım, oh bunaldım, bugün de bitmedi, la bugün de akşam olmadı, bu ne kardeşim, eve gidiyorsun, aman yarabbim evde de sıkılıyorum, şöyle bir ormana mı gitsek, orman, ağaçlar üstüme geliyor, denize, deniz dalgalar üstüme geliyor. Huzur bulamazsın, arama. Arama, bulamazsın. Huzur İslam'da, huzur Kur'an'da, huzur namazda, huzur Allah Celle Celaluhu'nun emir ve yasaklarındadır. Başka da bir şey söylemeye gerek var mı arkadaşlar? Yok. Bunun üzerine konuşacak bir şey yok. Ne diyor Allah dostu? 50 yıl boyunca Allah'a kulluk ettim. Şu işi terk edince dek ibadetten lezzet alamadım. İnsanlar ne diyecek diye endişesini kaldırdım diyor ya. Bana ne derlerse desen. Ben Rabbim ne diyor ona baktım. Ondan sonra günahkarları terk ettim. Arkadaş bu çok önemlidir ha bak. Namazsız arkadaşları sadece tebliğ yapın. Uzak durun onlardan. Çünkü o seni bozar. Namazla, abdestli, sohbetli adamlarla oturun. Oturursanız ilim meclisleri, Allah dostları nasip olur. Evet. Büyük büyük güzel güzel insanlarla tanışırsın. 3. Dünyanın tatlılığını terk ettim. Nerede diyor? Ahirette buldum o güzelliği. Allah Allah. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.